akşamlar değerli izleyenler. Malatya'nın ekranı Vuslat TV'ye hoş geldiniz. Bir cuma akşamında canlı yayında Gündem Özel'le karşınızdayız. Gündem Özel'in bu akşamki konuğu Malatya'nın, Malatyalıların yakından tanıdığı bir isim. Özellikle son günlerde hayırseverlik anlamında yapmış olduğu hizmetlerle Malatyalıların artık gönlünde önemli bir yer edinmiş bir isim. Malatyalı iş adamı Sayın Reşat Erdoğan bu akşam stüdyomuzda değerli izleyenler. Kendisiyle Reşat Erdoğan kimdir bunu konuşacağız. Nasıl bir Malatyalıdır bunu konuşacağız. Nasıl bir Malatya aşığıdır bunu konuşacağız. Çünkü baktığımız zaman yapmış olduğu, vermiş olduğu hayırseverlik noktasındaki hizmetlere ancak bir Malatya ve Malatyalı aşığı bunu yapabilir diyoruz ve bunları konuşacağız. Evet, Sayın Erdoğan hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Vuslat TV yapmış olduğunuz çalışmaları yakından takip ediyor. Bu akşam da izleyicilerimizi de biraz daha detaylandırmak istiyoruz sizin yapmış olduğunuz bu çalışmalarınızı. Konuşmaya devam edeceğiz. Hani aslında Malatya kamuoyu Reşat Erdoğan ismini beyinlerine kazıdı. Sizi de az çok yakından tanıyorlar. Ama biz biraz daha sizi tanımak istiyoruz. Hemen programın ilk dakikasında şöyle kısaca Sayın Reşat Erdoğan'ı kendinden bir dinlemek istiyoruz. Reşat Erdoğan kimdir? Nasıl bir Malatyalıdır? Tabii kendimi farklı zamanlarda, farklı kanallarda ifade ettik. Ben Malatyalıyım. Köklerini hiçbir zaman Malatya'dan koparmayan bu memleketin bir evladıyım. Malatya'da doğduk, Malatya'da büyüdük, Malatya'da yetiştik. Gençlik döneminden sonra iş hayatımız gereği Malatya'dan ayrıldık. Evet. Fakat sürekli Malatya'yla tabii temaslarımız, Malatya ilişkilerimiz devam etti. Ben Malatya'nın her sokağında, her caddesini adım adım adımlamış bir insanım. Malatya'nın bütün caddelerini, bütün sokaklarını, bütün mahallelerini bilen, Malatya'yla her zaman iç içe yaşayan bir insanım. Ben bir esnaf bir aileden geldiğim için Malatya'nın çok küçük yaşlarda iş hayatının içerisinde bulduk kendimizi. Malatya'yla hiçbir zaman bağımı kopamadım. Malatya'nın dertleriyle, sorunlarıyla, buradaki hemşerilerimizle her zaman birlikte olduk. Evet. Çocukluğum, eğitimim, gençliğim Malatya'da geçti tabii dediniz. Sonuçta Malatya'nın, bu şehrin ve bu şehrin insanların size vermiş olduğu bir emek var. Evet. Maddi veyahut da manevi. Siz de bu emeğin karşılığını yıllar sonra tekrardan hani şehrinize vermeye bir vefa borcu olarak düşündüğünüz bu şehre vermeye başladınız. Bunların hepsini konuşacağız. Sayın seyirciler, konuğumuz iş adamı Sayın Reşat Erdoğan'la sizin de mutlaka belki söylemek istedikleriniz olabilir, sormak istedikleriniz olabilir. Özellikle bizi şu an Sayın Erdoğan'ın kirveleri izliyor olabilir. Az sonra konuşacağız o konuyu da. Sizler de mesaj atabilirsiniz. Telefonlarınızın mesaj yazı bölümüne Vuslat yazıp boşluk bırakıp mesajlarınızı ekledikten sonra 3969'a mesajlarınızı gönderiyorsunuz. Şimdi Sayın Erdoğan, Ramazan ayı itibariyle Malatya kamuoyu sizi yakından tanımaya başladı. Çünkü bir iftar yemeği vererek başladınız. Aslında şöyle bir baktığımız zaman Sayın Reşat Erdoğan'ın yapmış olduğu hayır hizmetleri çok da fazla işte bir başka iş adamının yapmış olduğundan hani ismen farklı değil ama biraz konsept farklılığı mı var? Biraz daha mı içten oluyor bilmiyorum. Biraz daha insanların gönlünde daha çok yer ediniyor. Mesela bir iftar yemeği verdiniz. Hani bazı iş adamları bir restoranda iftar yemeği verir. Bazı iş adamı çok lüks bir otelin salonunda iftar yemeği verir. Hani biraz daha belki gösteriş olsun diye. Ama siz bir sokak iftarı verdiniz. Biraz daha böyle ulaşmak istediğiniz yere tam noktasında ulaştınız. Hani vatandaşı siz evinden, mahallesinden koparıp başka bir yere taşımadınız. Siz onların yanına gidip bir iftar yemeği verdiniz. Mesela sünnet şöleni yaptınız. Sünnet şöleninde genelde işte belediyeler, iş adamları sünnet şöleni yapar ama sadece hastane masraflarını karşılar, gerisine de çok fazla karışmaz. Ama siz sadece hastane masrafından ziyade tepeden tırnağa bütün kıyafetlerine kadar aldınız. Onların mevlütlerini okuttunuz. Onlara bir eğlence yaptırdınız. O da yetmedi, her birine birer tane bisiklet hediye ettiniz. O da yetmedi, kirvelerinizin eğitim masraflarını üstlendiniz. Bunu nasıl düşünüyorsunuz? Yani bu konseptleri oluştururken nasıl bir çalışma yaptınız? Neden böyle konseptler oluştu? Bunu dinlemek istiyoruz sizden. Şimdi az önce bahsettiğim gibi ben Malatya'nın, evet, çevre yolunun altında yetişmiş, büyümüş, doğmuş Malatya'nın bir evladıyım. Yapmış olduğumuz hizmetlerin tamamı da o bölgeler ağırlıklı yaptık. Evet. Malatya'nın tabii gelişmemiş
mahallelerini, gelişmemiş sokaklarını. Her geldiğimde zaten ben tüm zamanımı, Malatya'da kaldığım tüm zamanlarımı o bölgede o bölgelerde geçiriyorum. Oradaki insanlarla dertleşiyoruz. Oranın sorunlarını konuşuyoruz. Oranın sorunlarını paylaşıyoruz. Şimdi iftar yemeğini ben de elbette birileri gibi veya farklı bir şekilde otel salonlarında, restoranlarda veya farklı yerde verebilirdik. Tabii hem mevsimin elverişli olması, evet, hem ben de o bölgenin insanıyım. Ben oradan geldim. İnsanlar geldiği yerleri unutmamalı. Evet. Ülkemizdeki veya memleketimizdeki sıkıntının çoğu da insanlar geldiği yerleri çok çabuk unutuyorlar. Belli bir yere geldiklerinde geldiği yeri, geçmişini, geçmiş yaşantısını, hayatını çabuk unutuyorlar. Şimdi tabii sıkıntı da oradan doğuyor. Ben oradan geldim. Orada büyüdüm, orada yetiştim. Oradan da bugünümüze kadar geldik. İftarı, yapacağımız iftarı Taştepe Melek Baba Hidayet Mahallesi, daha doğrusu çevrenin altında, buralarda eski adı İzoltepe olan mahallelerden, Kiltepe'den falan hemşerilerimizle orada buluştuk. Orada bir 2 kilometrelik bir sokakta iftar yemeği verdik. Orada insanlarla bir araya geldik, kaynaştık, dertleştik, sevinçlerimizi paylaştık. Böyle bir şeyin arkasında tabi bu gündeme oturdu. Ben, evet, Malatya'ya sürekli gelen, ben 1984 yılında Malatya'dan Mersin, sonra Ankara'ya yerleştik. O zaman da ben sürekli Malatya'ya gelen giden, Malatya'yla bir arada olan bir insanım ben. Her zaman bu tür faaliyetleri yapıyoruz. Ben zaten sürekli o mahallelerde az gelişmiş veya ihmal edilmiş diyelim. Az gelişmiş demeyelim de ihmal edilmiş veya unutulmuş mahallelerin insanlarıyla bir aradayız. Onun akabinden iftardan sonra sünnetle alakalı bir fikir ortaya çıktı. Yine aynı mahallelerdeki insanlarımız, ya böyle bir şey yapsak, buna çok ciddi bir ihtiyaç var. Buradaki ihtiyaç sahibi insanların çocukları, yaşları büyüyor, yaşları geçiyor. İşte okula da bir zaman var, okulun açılmasına. Fırsat varken, zaman varken böyle bir şey yapalım. Tabii ben de bunu çok sevinçle karşıladım. Öyle bir organizasyon yaptık. Sünnet şöleninden ziyade sünnet düğünü yapalım. Evet. Şimdi tabii bu insanlarımızın işte hastaneye götür, hastanede sünnet et, evine gönder değil. Biz evlerinden aldık, evlerinde bıraktık. Gece de hastalanan çocukları tekrar hastaneye taşıdık. Bunların elbette ki erkekte ilk adımdır. Her aile, her anne baba çocuğunun sünnetinin çok iyi olmasını, farklı bir şekilde geçirmesini ister. Ve bir çocuk için de, erkekte adım atan bir çocuk için de sünnet, sünneti ömür boyu unutmayacağı bir anı olarak kalır. Bunların hiçbir tanesini çocuklarımızdan, evlatlarımızdan, hemşerilerimizden esirgemeyelim dedik. Ben kendi çocuğum için veya başka bir kişi kendi çocuğuna ne yapacaksa onun daha üzerinde, daha iyi bir şekilde yapmaya çalıştık. Kıyafetleri, hediyeleri. Tabii kibrelik bizim hem örf adetlerimiz açısından hem dilimiz açısından önemli bir unsur. Kirvelikte, kirveliğin kuralları var, kirveliğin geleneklerimize adetleri göre var, adetleri, evet, var. Çok güzel bir sözünüz vardı sünnet şöleninde yapmış olduğunuz konuşmada. Bizim anlayışımıza göre, örf ve adetlerimize göre kirvelik sünnetle bitmez, sünnetle başlar dediniz. Evet. Esas kirveliğin bundan sonra size olacak demiştiniz. Çok güzeldi o. Evet, yani doğrusu da bu. Evet. Yani bizim gördüğümüz, aldığımız terbiyede, örfümüzde, adetimizde bu. Kirvelik zaten sünnetle başlar. Evet. Bu çocuklar, çocukların eğitimi, okumaları, önümüzdeki yıllardaki evlilikleri, işleri ve bütün hayatları boyunca elimizden geldiği kadar kirveliğimizin yanında olacağız. Her zaman, her an yetişme imkanımız var mı? Elbette ki yok. Evet. Bayram dolayısıyla kirvelerimizi ziyaret edelim, kirvelerimizle bayramlaşalım dedik. Fakat ne kadar dolaşabildik? 1000'e yakın Malatya'da kivremiz var. Ve bundan dolayı da çok mutluluk duyuyorum. Çok büyük gurur duyuyorum. İnşallah Cenab-ı Allah herkese böyle bir mutluluk ve böyle bir gurur yaşasın. Evet. Tabii gezebildiğimiz kadar gezdik. Gezemediğimiz, yetişemediğimiz kivrelerimizi de zaman içerisinde tekrar devam edeceğiz. Gezeceğiz, ziyaret edeceğiz. Hal hatırlarını soracağız. Telefonla zaten sık sık birçok kivrelerimizle konuşuyor. Sağ olsunlar, arıyorlar.
Hem sosyal medyadan hem telefonla arıyorlar, görüşürüz, yazışıyoruz, ziyaret ediyoruz. Ve bu ömür boyu sağ olduğum müddetçe devam edeceğiz. Evet. Benden sonra da inşallah çocuklarımız bunu devam ettirir. Çevrelerimizle akrabalık bağlarımız kopmaz. Evet. Akrabalık bağlarımız gün geçtikçe daha ciddi anlamda perçinleşir. Ve bu bin aileden bir aile doğuyor dedik. Bin aileyi tek aile olarak görüyorum. Reşat Erdoğan ailesi. Hepimiz bir aileyiz zaten. Evet. Şimdi bu yapmış olduğunuz hayır işlerinde mutlaka işte kafa olarak yorulduğunuz günler olmuştur, beden olarak yorulduğunuz günler olmuştur, rahatsızlandığınız günler olmuştur ama hani az evvel dediniz ya işte arıyorlar sosyal medya üzerinden. Hiç tanımadınız, yüzünü bile görmediniz ama çocuğunu sünnet ettirdiğiniz bir babanın bir bayram günü sizi cep telefonunuzu arayıp sizin bayramınızı kutlaması ve size hayır dualarını iletmesi belki de bütün bu yorgunluğun, stresin, sıkıntının hepsini unutturup gidiyordur değil mi? Bizim için zaten bir hayır duası. Evet. Geçmişlerimizde annemiz babamız için, rahmetlikleri için bir Fatiha okumaları, bir dua okumaları bizim için yeterli. Evet. Bizim başka bir beklentimiz olmaz. Sağ olsunlar sürekli arıyorlar. Evet. Kirelerim zaten telefonda da kirelerken yani çok candan, çok işten evet. Söyledikleri için yani bilmiyorum benim... Hayatımın 54-53 yıllık hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum. Evet. Siz böyle bu yaklaşık 1000 çocuğu sünnet ettirdiniz. Onların kirvesi oldunuz. Evet. Onlar haricinde daha önce herhangi bir kişinin yani herhangi bir ailenin çocuğun kirvesi olmuş muydunuz? Çok tabii. Evet. Yani şahsi yani tabii. Gerçek şey hayatınızda diyorum. Yani bu denli hayatınızda normal hayatınızda bir kirvelik yapmış tabii, mıydınız? Tabii. Hem Malatya'da hem diğer yerlerde çok sayıda kirlediklerimiz oldu. Rahmetlik babamın da kirledikleri çoktu. Benim evet. de, abimin de. Bu büyük sünnet düğününde önce sanırım herhalde birkaç yüz tane daha kirlemiz evet. vardır. Evet. Büyük bir keyif olsa gerek evet. bu. Şimdi şöyle baktığımız zaman yapmış olduğunuz çalışmalar hep hani dediniz ya işte, çevre yolu altında büyüyen evet. bir vatandaş olarak çevre yolu altındaki ailelerin karşılaştıkları zorlukları, sıkıntıları bilerek projeler üretiyoruz dediniz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz ki bu denli hayır işlerine yöneldiniz? Şimdi benim çocukluk dönemim ben çok mutlu ve huzurlu bir çocukluk dönemi geçirdim. Ben o zamanki şartlarda Malatya'nın orta ve biraz daha ortanın üzerinde bir ailenin çocuğuyum. Evet. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Babam esnaf, dedem esnaf, dedemin babası esnaf. Biz birkaç göbek esnaf bir aileden gelen bir ailenin çocuğuyum ben. Evet. Sıkıntı anlamında maddi olarak sıkıntı şahsımız olarak yaşamadık çok şükür. Fakat biz, babam da çok farklı bir insandı. Biz çevre evinin altında evimiz, orada doğduk, orada büyüdük. Oradaki bütün sıkıntıları, tamamını, ihmal edilmişliklerin tamamını yakından bilen bir insanız. Evet. Şimdi Malatya'nın çevre evinin altı ve üstü diye ikiye ayrıldığında, burada bana göre bir ihmal edilmişlik çıkıyor. Evet. Bunun başka bir izahı yok. Şimdi oradaki insanlar fakat birbirlerine çok ciddi anlamda birbirlerine sahip çıkan, birbirlerini kucaklayan çok sıcak, samimi ve dürüst insanların yaşadığı bir topluluk. Tabii Malatya'nın böyle. Fakat çevre evinin altındaki insanlarımız bir başka. Evet. Onu bilebilmek için orada yaşamak, sürekli onlarla beraber olmak lazım ve onları tanımak lazım. Daha samimi mi geliyor size? Elbette daha samimi. Evet. Yani orada riya yok. Samimiyet var, dostluk var, komşuluk var, ahbaplık var. Bir aile birliği var orada. Evet. Şimdi tabii oralarda apartman, yüksek katlı binalar olmadığı için bu muhabbet oralarda dağılmadı. Orada çok ciddi, samimi bir aile birliği ve komşuluk ilişkileri var. Binalar çoğalınca tabii biz de yaşadığımız yerdeki binalarda komşularımızın çoğunu tanımıyoruz. Evet. Malatya'da maalesef oraya gidiyor. Evet. Şimdi mesajlar geliyor. Size bir sürü teşekkür eden izleyicilerimiz var. Şimdi bir izleyicimiz diyor ki aslında bu da sizin için bir fikir olabilir. Belki de düşünüyorsunuzdur böyle bir şeyi. Nuray Pek Aslan isimli bir izleyicimiz. Teşekkür ediyoruz Nuray Hanım'a. Sayın Reşat Erdoğan'a diyor vefasından dolayı teşekkür ediyoruz ve tebrik ediyorum. Acaba demiş Muharrem ayında da bir iftar yemeği vermeyi düşünüyor mu demiş izleyicimiz. Evet bu birkaç kez soruldu.
Muharrem ayı yaklaştı. Evet. Görüşmelerimiz oldu. Muharrem ayında böyle bir organizasyon düşünüyoruz. Ben Ramazan ayında nasıl iftar veriyorsak Muharrem ayında da vermeyi düşünüyoruz. İnşallah çok geniş katılımlı bir iftar veya oruç açma diyelim bir organizasyon yapacağız. Oradaki dostlarımızla, hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Evet. Orada da bir fikir ortaya çıkarsa, bu sünnet fikri Ramazan iftarında ortaya çıktı. Burada da farklı bir fikir çıkarsa, malum orucu akabinde, inşallah onu da hayırlı bir hayır anlamında her fikre açığız tabii, diyorsunuz tabii, değil mi? Zaten, bu şehire tabii, faydası tabii, olacaksa tabii, diyorsunuz tabii, biz tabii, her fikre tabii, açığız diyorsunuz. Tabii. Ne kadar güzel. Şimdi aslında siz sadece bu yıl gördüklerimiz değil tabii ki sizin yapmış olduğunuz hayır çalışmaları. Siz yıllardır Malatyalılar için önemli hayır çalışmaları yapıyorsunuz. Yıllardır mesela üniversite elimde notlar var. Üniversite öğrencilerine burs veriyor musunuz mesela? Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bu burs fikri nasıl başladı? Şimdi tabii standart her iş adamının verdiği belli bir sayı da üniversite öğrencilerine burs vardır ama buradaki farklılığınız ne? Tabii bu hayır işlerine ben olarak bakmamak lazım. Geçmişte o zamanın şartlarına göre rahmetlik babam da farklı hayır işlerinde farklı şeyler yapardı. Evet. Çok hayırlı işler yapardı. Babamdan sonra da ben, abim, ailemiz bu tür çalışmaları yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayırlı işler ve hayır işleri yapmaya çalışıyor. İnşallah Allah katında da bunlar böyle kabul görür. Eğitimle alakalı eğitim ülkemizin olmazsa olmazı. Evet. Eğitimsiz bir toplumun akıbetinin pek hayırlı olmayacağını herkes tarafından bilir. Bu dünyada da en önemli unsur eğitim. Şimdi üniversite öğrencilerine burs verir. Bunu yeni değil. Bu uzun yıllardan beri. Tabii bu sayı olarak çok fazla değildi. İlk başladığımızda uzun yıllar önce 50 öğrenci, üniversite öğrencisine burs veriyorduk. Sonra 75'e çıkardık. Sonra 100 öğrenciye burs verdik. Tabii bu imkanla alakalı bir şey. Evet. İmkan yani, arttıkça tabii, sayı da artıyor. Ama biz hayır işlerini yaptıkça, biz verdikçe Cenab-ı Allah da o doğrultuda bize veriyor. Evet. Tabii ne kadar imkan olursa o kadar fazla hayır yapma imkanınız olur. Ramazan ayında bir televizyonda bir programda söylemiştik Malatya'da yaşayan veya Malatyalı hemşerilerimize. Malatya'da yaşayanlar diyelim daha doğrusu. Hemşerilerimize 200 üniversite öğrencisine burs sözü verdik. Bununla alakalı bir komisyon oluşturduk. Bu komisyonda basından da arkadaşımız var. Üniversiteden, akademisyen hocalarımızdan da var. Farklı çevreden de var. Bir komisyon oluştu. Bunun komisyon müracaat çok oldu tabii. Evet. Çok ciddi anlamda müracaat oldu. Keşke imkan olsa bütün müracaatlara veya bütün talepleri karşılayabilsek. Tabii ki siz de takdir edersiniz. Hemşerilerimiz de takdir eder ki böyle bir imkan, bir şahsın böyle bir imkan olamaz. Komisyonun oluşturduğu, bitirdiği, bize verdiği bir kısım bursları bitirdik. Onların da burs ödemeleri sisteme girdi, verildi. Geriye kalan da bugün bitti. Bana dosyaları teslim etti. Sanırım önümüzdeki hafta sisteme girer. Biz 200 de tutalım dediğimiz Manatı'daki bursu eliye eliye daha fazla imkanı olmayan, ihtiyaç sahibi insanları komisyondaki arkadaşlarımızın tespiti neticesinde 430'a düşürdük. Evet. 200 dediğimiz öğrenci bursunu 430'da sınırladık. Keşke imkanımız olsaydı 1430, 2400, 3000 olsaydı. Bu seneki durumumuz bu. Bu seneki imkanımız bu. Tamamına veremediğimiz için veya burs veremeyeceğimiz arkadaşlarımız da bizi hoş görsünler. İnşallah önümüzdeki sene Cenab-ı Allah bize daha fazla imkan verir. Biz de bu imkanlarımızı kardeşlerimizle, insanlarımızla, evlatlarımızla paylaşırız. Bu yapmış olduğunuz hayır çalışmaları neticesinde vatandaşların hayır duası belki size daha farklı kapılar açacak kazanç anlamında. O kazançta inşallah önümüzdeki yıllar hem sünnet sayısını arttıracaktır, hem burs sayısını arttıracaktır. İnşallah.
Konuşmaya devam edeceğiz. Mesajlarımız da geliyor. Murat Bey Tekin yazmış. Herkes zengin olabilir ama herkes yediremez diyor. Reşat abi bu konudan dolayı, duyarlılığından dolayı da teşekkür ediyor, tebrik ediyoruz diyor. Mesajlar gelmeye devam ediyor. Şimdi kısa bir ara verelim. Aranın ardından yine bir bölüm kaldığımız yerden konuşmamıza ve sohbetimize devam edelim diyoruz. Teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, şimdi kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından stüdyo konuğumuzla gündem özele kaldığımız yerden devam edeceğiz.